Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Balkan köylüsü olarak bugün kendimiz ürettiğimiz bir tatlımın sunumunu size yapacağız. Işkınlarımızı soyduktan sonra liflerini alıyoruz. Kendisinin hem suyunu hem posasını süzme yoğurt ya da kendi yapacağınız mayasız bir peynirle, mayasız peyniri de limon suyu ve sitrik asit yapabilirsiniz. Bu yüzden probiyotik bir tatlı olmuş oluyor. Vücudun bağırsakların hazmetmesi de gayet kolaydır. Işkınlardan başlıyoruz. Makinamızı çalıştırıyoruz. Işkınımızı çektik. 90 derece 100 dereceye kadar yumurtayı şekere beraber pişiriyoruz. Tatlımızın içeriğinden bir tanesi de aynı zamanda yumurta ve şekerdir ama eser miktardadır. Bölgemizin en kıymetli ilçelerinden olan Pervari'de doğal olarak şekersiz üretilen balı biz kullanıyoruz. Susamımız yine daha çok yine bu civarda üretilen bir soğandır. Orta Doğu'da çok kullanılan hem humusta hem yoğurtlarda biz de tatlıda kullanmayı uygun gördük. Hamurlarımız yine kendi bölgemizdeki unlardan kat kat yaklaşık 20 kat tek tek yapıldıktan sonra fırına verilip pişiriyoruz. Kendi yaptığımız peynirle başlıyoruz. Dileyen olursa buraya gelip peynir yapımını da öğretebiliriz. Dedim ki bu mayasız bir peynirdir. Bu peynirin yapılışı bir bakıma çok önemlidir. Çünkü bunu sabah yapılıp 90 derecede tarifini veriyoruz tabii bu arada. Normalde tarifler verilmez ama biz veriyoruz. Çünkü biz bilginin zekatına inanan insanlarız. 90 derece geldikten sonra süt 70 dereceye kadar soğutulur. Arkasından sitrik asit ve limon suyu verilerek kesilmesi sağlanır. 38 derecede ise tülbentle süzmeye alınır. Eğer şekerimiz azsa, ki az koymamız gerekiyor, bunun birazcık da usulü budur. Bal koyarak şekerini birazcık arttırıyoruz. Işkını suyla beraber atmıyoruz. Önce kendisini sıkıyoruz. İşlemimiz bittikten sonra bir gün dilenmesi gerekiyor. Aromasını tatlımıza versin diye. Sonrasında posamıza atıyoruz. Bir gün dinlendikten sonra hem rengini hem tadını tatlımıza vermiş oluyor ve birazcık daha katılaşıyor. Katılaşan tatlımızın da görüntüsü bu şekildedir. Dileyen baklava yufkasıyla da yapabilir, dileyen kendileri mayasız hamurla da bu tatlımızın yufkasını yapabilir. Yine pervari balımızdan güzel güzel üzerine döküyoruz. Susamımız. Tabağımız servise hazırdır. Afiyet olsun, sağlık sıhhat olsun. Yaklaşık 30 yıldır şehir dışında, 20 yıldır da aşçılık mesleğimi icra ediyorum. İtalyan, Fransız, Meksika, Fas, Hindu, biraz Gürcü mutfağına hakimim. Bizim de hayalimiz olan bir şey vardı, o da kendi memleketimizde bir dükkan açıp hayatımızı idame etmeye. Çok şükür dükkanımızı açtık. Ben Gürcistan'da çalıştığım zamanlarda alternatif tıpla ilgilenen birinden şöyle bir bilgi aldım. Biz burada kansere ve diyabete en iyi çözümün bu bitki olduğunu biliyoruz ve yurt dışından bunu getirip kullanıyoruz dediler. Biz Işkın'ın vatanında yetişiyoruz ama düzgün bir şekilde kullanamıyoruz. Biz misafirlerimize yemek yedirdikten sonra onların daha rahat hazmedebileceği, şekerlerini yükseltmeyecek, aksine şekerlerini düşürecek, onları daha rahat edebilecek bir tatlı üzerine çalıştık. Bunun da en doğru yolu yine bölgemizde şeker yerine pervari balını kullanmak ve yayla muzunu bir araya getirip damak tatlarında güzel bir lezzet bırakmak için böyle bir tatlı yaptık.